T24 seyircileri merhaba. Son iki gündür 3 belediyeye Van, Diyarbakır ve Mardin'e atılan kayyumlar meselesini konuşuyoruz. HDP'lilere söz vermiştim. Bugün diğer muhalefet partilerine de söz vermek üzere yola çıktık. İlk konuğumuz İyi Parti. İyi Parti sözcüsü Sayın Yavuz Ağır Alioğlu bizimle birlikte soyadıyla ilgili konuşurken zor dedik. İnsan zorlanacakmış gibi ama aslında değil. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi döndük dolaştık, tam Türkiye bir istikrar dönemine giriyor derken yeniden bir siyasi kargaşanın ortasında bulduk kendimizi. Şimdi birazcık İyi Parti olarak ve CHP'ye yönelik eleştiriler var. O da bu atanan kayyumlar meselesinde daha güçlü ses çıkarmadıkları yönünde. Yani hem partinize hem CHP'ye çok daha güçlü bir sesle tepkinizi dile getirmeliydiniz diyorlar. Belki daha farklı bir duruş sergilemeliydiniz. Sadece açıklamayla bu olmazdı. Mesele siyasi görüşlerin ayrılığı değil, bugün mesele demokrasi meselesidir. Bunda birleşmek lazımdı diye. Ne söyleyeceksiniz, ne dersiniz bu eleştirilere? Sesinizin cılız çıktığı eleştirilerine katılıyor musunuz? Şimdi meseleyi bizim konuşma şeklimizin başında hassasiyet ishar ettiğimiz birkaç husus var. Yani bu mesele 3 tane belediyeye kayyum atandı. Seçilmiş belediyelere atanan kayyumlar millet iradesine darbedir şeklinde bir takdimle verilince bu sanki demokrasiyi sevenlerle demokrasi aleyhtarlar arasında konuşulan bir şey gibi takdim ediliyor. Meselenin böyle olmayan tarafları var. Yani biz de o yüzden cümlelerimizin başına terörle amansız mücadelede en ufak bir zafiyete sebep olacak bir devlet savrulmasını tolere edemeyiz bu topraklarda. Terörle amansız takip, terörle arasında mesafe koyamamış her organizasyona sıkı denetim, efendim terör için bu topraklarda ayakta kalmaya çalışan devlet ve millet için fedakarlık edenlerin ruhlarını muhafaza etmeyecek kadar saygı. Bunların bütün bu yapılan fedakarlıkları 82 milyonu bir ve beraber tutabilmek gibi bir kabiliyete, yönetim maharetine dönüştürecek bir devlet ciddiyeti. Şimdi bunların hepsini konuşurken meseleyi bizim için de problemli hale getiren birkaç şey var. Birincisi HDP ilk elde mevzunun muhatabı olunca terörle mesafesizliği yüzünden bu meseleyi rahat konuşabilme imkanından mahrum kalır her konuşan. Yani teröre dair benim böyle bir meselem yok, HDP'nin ne yaptığından da ben ilgili değilim diyenler rahat konuşurlar. Ama biz İyi Parti olarak terörle ilgili kırmızı çizgiler olan bir siyasal dil inşa edeceğiz. Ama terörle mücadele ederken de bir hat çekiyoruz ki terörle mücadele edeceğiz diye hukuk devletin ilkelerinde göz ardı etmeyelim. Yani demokrasimizin kalitesini de düşürmeyelim. Biz şimdi bu meseleyi konuşurken millet iradesi işte seçildi, seçilenlere seçilmiş olmak her türlü selahiyeti tanıdı. Bu bir suç işleme özgürlüğüne dönüşür heveslerine de payanda olmayalım. Ne yapalım? Şöyle diyelim. Birincisi ben meseleyi partim adına da konuşurken kendi şahsım da hassasiyetlerim böyle bir siyasal geleneğin içerisinden geliyorum. Bu meseleleri konuşurken devletin yönetim maharetini de muhafaza etmemiz lazım. Yani ben meseleyi devlet öncelikli konuşuyorum. Yani bir devlet kendi yönetim alanı içerisinde bir sürü denetleme imkanı varken meselede her idari tasarrufunu, her hamlesini, her yaptığı işi aslında memleketin, milletin birliğine, beraberliğine, siyasal temsil imkanlarına, hukuka, hukukun üstünlüğüne uygun hale getirmelidir. Ben yönetiyor olsaydım diye cümle kurabilen herkesin cümlelerini buna göre dizayn etmesi lazım. Ben olsam şöyle yapardım, biz parti olarak iktidar olsaydık böyle böyle yapardık diyebilmesi lazım. Bizim yönetim organizasyonumuzun, yönetim iddiamızın içerisinde biz parti olarak sadece bu mevzu için söylemiyorum. Kayyum atamak yönetim mahareti olan bir irade için en son seçenektir aslında. Yani bu şu demektir, kayyum atamaktan başka hiçbir yol kalmadı. Başka hiçbir yol ve yöntemle ben burayı denetleme imkanına sahip değilim. Artık son bir seçenek olarak o da kanuni bir haktır. Yani bunu mevzuyu böyle sanki bir anayasal suç işleniyormuş gibi takdim etmeye de gerek yok. Bu böyle bir tasarruf İçişleri Bakanlığı'na anayasayla verilmiştir. Bu bir görevden el çektirme şeklinde olan işin soruşturma sürecinin selahiyetiyle alakalı İçişleri Bakanı tasarruf etmiş ki anayasanın 127. maddesine göre efendim ben görevden uzaklaştırıyorum. Şimdi buradaki tutarsızlıkların tamamı daha önce hükümetin siyasi siciliyle alakalı tutarsızlıklardır. Biz birazcık ona da ona bir bakış sağlamaya çalıştık. Yani daha önce hükümetin siyasi sicilindeki bozukluklarla bu yaptıkları arasındaki savrulma aslında bir yönetim maharetsizliğidir. Yani devletinizi yönetirken siz niçin
Bu sürece gelirken göz ardı ettiğiniz şeyleri niçin tolere etmekten bir anda vazgeçtiğinizin cevabı diye birkaç soru sormak zorunda kaldık. Sebebi şu Şirin Hanım. Şimdi HDP'nin terörle münasebetinde kendilerine ait bir iltihaplı alan var. Yani efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tasarruflarına, faşist devlet, işte katil devlet bazen, işte bazen işte katil devlet, bazen ceberut devlet, bazen işte tiran devlet, bir sürü tanımlama yapabilen bu demokrasi havarilerinin içerisinde PKK'ya bir tane bu cümlenin benzerini kuramamış olmak onların da sicil bozukluğudur. Yani sen devlete ağzına gelen her şeyi söyle ama 30 senedir üstümüzde tepinen bir siyasal azgınlığın terör organizasyonuna çıtın çıkmasın. Efendim sen devletin başına her türlü hakareti et ama bir PKK'nın kurucusu pozisyonda olmuş, kurmay kadrosu olmuş, işte terörist başına Metin Senadiz. Mecliste kavga çıkardık birkaç sefer, uyardık arkadaşlara. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TBMM'de terör örgütünün başına iltifat eder cümleler kurmayın. Efendim tabii ki temsil edilsin. Yani meclis her türlü fikrin müzakere edileceği yer olsun. Ama burada terör seviciliği yapılmasın dedik. Niçin? Efendim mecliste HDP diye bir partinin başkan vekilliği var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekilliğini, yani biz parlamentoda 600 tane mebus, HDP'nin meclis başkan vekiline sayın başkanım, değerli milletvekiller diye başlıyoruz konuşmaya. Dolayısıyla aslında devlet imkan veriyor, temsil imkanları veriyor ama bu imkanları karşılıklı demokrasi bir kazanım alanına dönecekse hepimiz için herkesin bir eşiği oluşacak. O eşik bence çift taraflı suistimal ediliyor. O yüzden biz meselede efendim cılızdı, cılız falan tepki vermedik. Tepkimiz çok yerinde, çok makuldü. Hatırlatmalarımızın hepsi şu çerçeveye oturdu. Hükümet kendi siciline bakmak zorunda bu mevzuyla ilgili. Seçim satında Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp, Osman Öcalan'ı televizyonlara çıkarıp, mektuplarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve ana muhalefetin, ona destek olan Cumhur İttifakı'nın 50 yıllık ülkücü hareketin genel başkanına, Abdullah Öcalan'a yazılmış mektubun ne anlama geldiğini yorumlattırmak, bugün yapılan işi birazcık örseliyor dedik. Ya bu ne? Yani madem bunu yaptınız, bu ne? Dolayısıyla mesela TRT'nin genel müdürünü görevden alamamışsınız. Şimdi çıkıp demişsiniz ki terörle iltisakı var. Bu aradaki çarpıklıktan bahisle biz sadece mevzu şuraya getirdik. Devlet maharetle yönetilir. Hukuka itimadı örselemeyin dedik. Demokrasiye itimadı kesmeyin dedik falan ama bunları şöyle algılanmasından çok korkuyoruz biz Şirin Hanım. Bir cümle daha kurayım size bırakayım ben. Biz kurduğumuz cümlelerin terörü himaye ediyormuşuz gibi ya da terörle arasına mesafe koyamayan organizasyonları kolluyormuşuz gibi algılanmasından muzdaribiz. O yüzden çok özenli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi ben sizin pozisyonunuzu anlıyorum. İYİ Parti olarak kolay bir pozisyonunuz yok. Çünkü milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir tabana sahipsiniz. Kendimiz de öyleyiz, partimiz de öyle. Bunu kolay manipüle edecek bir diğer parti olan MHP şu anda hükümetin ortağı. Dolayısıyla pozisyonunuzu almakta zorlandığınızı anlayabiliyoruz. Yani bunu da görebiliyoruz. Ancak burada şunu size sormak isterim. Bu meseleyi HDP'den çıkararak bir soru sormak istiyorum. Siz devlete atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Sizce ortada devlet diye bir şey var mı? Devlet. Bugün baktığımız zaman Süleyman Soylu'nun kararlarından ve ama şahsi bir karar sarayla alınan şahsi kararlardan oluşan bir sisteme doğru gidildiği tablosu ortaya çıktı ki bundan muzdarip olan yine sizin biz de muzdaribiz. Bize de seçim satında var. Biz de seçim satında. Yani devleti hala devlet olarak görüyor musunuz? Demokratik, hukuku işleyen, Hanım, adalet örselendi, zaten hasar aldı. Uygulamaya yeni konmuş bir yıldır tecrübe ettiğimiz bu modelle ilk defa karşı karşıya kaldık. Bu modelin bir sürü komplikasyonu var. Bir sürü handikapımız var. Yargının bağımsızlığı ile ilgili herkesin kafasında istifhamlar oluştu. Ama biz bir devletiz. Yani bir çadır devleti değil burası. Burası 5000 yıllık bir tarihin, 1000 yıllık bir imparatorluk geleneğinin finali. Böyle yangından mal kaçırır gibi kurduk. Anasının evladı bu millet. Yani babaları şehit olmuş, anaları evlat olarak ne bulduysa onları büyütmüş, onlara devlet kurdurmuşuz biz. 10 milyonluk bir savaştan kalmış bir garip topluluk 82 milyonluk devasa bir enerjiye döndü. Tamam ama biz böyle bugünden yarın ayıplı bir Orta Doğu ülkesi değiliz. Devlet tecrübemiz var. Bugün bir model denendi. Biz muhalefet ettik. Dedi ki bu kadar selahiyetin bir adamda toplanması beraberinde bir sürü handikapı getirecek. Biz de dedik, onlar da dediler. Propaganda edildi, seçime gidildi. Seçimde oylandı ve yüzde çok az bir farkla da olsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini
makul buluyorum iradesi çıktı. Şimdi biz onlar makul buluyorlar, biz hala endişeliyiz ama bu bizim devletimizin milletimize oylattığı bir tercih. Şimdi bunun bir sürü handikapı oldu. Bu handikapları yaşıyoruz şimdi biz. Bak birinci yılında hükümet de açıklama yaptı. Dedi ki işte biraz makyajlayacağız, biraz cilalayacağız, biraz değiştireceğiz. Biz makyajın cilanın kurtarmayacağını, denge denetim mekanizmalarının çalışmadığını, aslında yargının çok müstakil davranabilme kabiliyetinin kalmadığını, bürokrasinin çöktüğünü ilk defa tecrübe ediyoruz. Türk sağı da bunu ilk defa tecrübe ediyor. Türk bürokrasisi ilk defa tecrübe ediyor. Türk akademisi ilk defa tecrübe ediyor. Türk basını ilk defa tecrübe ediyor. Bu kadar aralıksız bir iktidarı Türk basını ilk defa tecrübe ediyor. Parayı bu kadar uzun süre kendi uhdesinde bulunduran bir kuvvetin karşısında iş adamları ilk defa tecrübeli. İlk defa böyle bir şey tecrübe ediyorlar. Daha önce bir iktidar gelirdi, öbür iktidar giderdi. Öbür dönem koalisyon olma ihtimali, bir dönem beraber iş yapabilme ihtimali, herkesi dengelerdi. Şimdi bu gördüğümüz 17 yıllık muazzam bir kuvvetin bir de taşlandırılmış yeni bir modelinin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yaşayacağız. Şimdi dolayısıyla tecrübe ediyor diyorsunuz ya. Şimdi bu, daha bir yıl oldu. Konuşacağız evet, ama şimdi. Ama daha ne kadar tecrübe etmemiz gerekiyor? Bedel ödüyoruz. Dolayısıyla meseleyi, yani bu kayyum meselesini sadece HDP üzerinden okumaya kalkarsak, daha biz bu uygulamaları sadece HDP özelinde değil, pek çok başka parti özelinde, akademisyenler özelinde, gazeteciler özelinde tecrübe etmeye devam ederiz. Problemi buradan bu şekilde bakmak gerekmiyor mu? Öyle bakalım. Yani seçimlerden önce Mansur Yavaş'a ne dediler? Dendi, bize de dendi. Evet. Üç gün sonra ya Mansur Bey'i görevden kayyum getirirlerse. Terörle irtibatını, iltisakını bulurlarsa ona da yapsınlar. Terörle değil, yolsuzluk der. Öbürüne der ki görevini yerine getirmiyor diye. Yani Cinan Hanım, ilke olarak ben şunu savunuyorum. Parti nasıl? Olarak şöyle yapmak zorundayız. Millet olarak böyle yapmak zorundayız. Her kanun adil olmayabilir. Bak bizim gözden kaçırmamak zorunda olduğumuz şey şu. Kanunlarımız adil olmayabilir. Ama şöyle bir adet edineceğiz. Kanunlarımız adil değil diye kanun delmekten vazgeçeceğiz. Tabii buna uyacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki bu kanun hukuki olabilir ama adil değil. Bunu değiştireceğiz. Şimdi Türkiye'de usul şuna döndü. Adil olmayan kuralı delelim. İcabına bakalım, etrafından dolanalım. Canına okuyalım. Yokmuş gibi farz edelim. Yokmuş gibi farz etmeyelim. Canına okumayalım. Kurala uyalım. Ondan sonra da el birliğiyle diyelim ki ya arkadaşlar, medeni bir ülkeyiz biz. 2020 yılında böyle münasebetsiz bir kanunla niçin idare ediliyoruz? Temsil imkanlarımızı sağlam alalım. Demokrasinin önünü açalım. Hukuk ülkesi olduğumuza göre hukukun üstünlüğünü teminat altına alalım. Bunu müzakere edelim. Konuşalım, mücadele edelim ama şöyle yapmayalım. Seni tanımıyorum. Kuralı da tanımıyorum. Sen kuralı deliyorsan ben de bir gün deleceğim kadar kuvvetleneceğim, anı kolluyorum demeyelim. Kurallara uyanları başımıza tac edelim. Şimdi Türkiye'de AK Parti'nin de siyasi cili bozuk. Kural delmek hususunda. HDP de sütten çıkmış ak kaşık değil. Onlar da 1984'ten beri devam eden bir sürecin içerisinde mevzuyu o ya da bu şekilde kendi siyasi propaganda unsuru haline getirme süreçlerinde problemliler. Dolayısıyla ne oluyor? Ama biz konuşamıyoruz mevzuyu. Şimdi şöyle, Türkiye'deki Kürt sorunu ve terör meselesiyle yerel seçimleri birbirinden ayırmak gerekmiyor mu? Şunun için soracağım. Şimdi bir YSK adaylık başvurusu yapılmış. YSK itiraz etmemiş. Bütün adayların adaylık başvurusunu kabul etmişler. Bu bir. Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş. %70'i Ahmet Türk'ü kendileri çıkardılar ayrıca. %70 oyla seçildi ve hakkında bir tek bile soruşturma yok 2015'ten beri. 17'de var, 18'de var. Ay yok. Şu anda hakkında açılmış ne bir dosya var ne bir dava var. Ahmet Türk'le ilgili dava yok. İçeriden çıktı şimdi Ahmet Bey. Bu bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesele Ahmet Türk böyle, Mehmet Türk böyle, işte İYİ Partilisi böyle, CHP'lisi şöyle indirdi dediğimiz zaman demokrasi prensipleri ortadan kalkmış oluyor. YSK'nın evet dediği adaylara durup dururken, diyelim ki bugün HDP oldu, 3 gün sonra başka bir partiye de olabilir. Bunu HDP temelinde tartışmamak gerektiği o manada söylüyorum. İlke bazında siz bunu böyle görmüyor musunuz? Şöyle görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Devleti şöyle görüyoruz sadece. Terörle, Mansur Yavaş'ın ya da tanımlanmış, hukukun tanımlamış olduğu suçlarla ilgili bir problemi çıkarsa onu da alsınlar. Efendim, başka herhangi bir belediye varsa onu da alsınlar. Hatta şöyle olsun, ya AK Parti'den de alsınlar. Yani onlardan da alsınlar. Şimdi belediye Melih Gökçe'yi almışsınız. İstanbul'da Kadir Topbaş'ı almışsınız. Ya bu memlekette o alınma süreçlerinde bir sürü şey konuşuldu. Yolsuzluklar konuşuldu, işte parsel arsaların verildiği konuşuldu. Memlekette bu kabil işlere teşebbüs etmek istirahat sebebi midir? Yani görevden el çektirdiniz, istirahat edin demek mi lazım? Yoksa bu görevden el çektirme süreçlerindeki suçlarla ilgili adli mekanizmaların mı çalışması lazım? Onlar da çalışmıyor. Şimdi Türkiye'de zaten görünen uygulamada bir keyfilik alanı oluşmuş.
Ya bu keyfilik alanından zaten herkes muzdarip. Ama bunu aşmak için kimse şöyle bir şey diyemez. Sen deldin, ben de deleceğim. Sen tanımıyorsan ben de tanımıyorum. Anayasaya sen uymuyorsan ben de uymuyorum falan gibi böyle bir münasebetsizlik alanından kaos çıkar. Bizim o yüzden şimdi, daha ciddi bir eleştiri biz, getirmeniz gerekiyor muydu? Ama orada sıkıntı ilke bazında koyacaksak biz devletin, biz ilkeyi cümle kurarken işte HDP bu anlamda itham edilen suçlara bakın lütfen. Efendim ama bu ama ya hocam, soruşturma süreçleri. Şimdi Süleyman Soylu bize seçim satında çok ağzını doldura. Evet. Efendim hakaret etti. Kandil'le sözleşmeyi imzaladığımızı söylediği falan. Dolayısıyla aslında Süleyman Soylu'nun bu tür tasarruflarında kendi sözüyle bozulmuş bir siyasi sicili de var. Yani sen bizimle ilgili isabet ettiremedin. Ama bu şöyle bir alana dönüşünce biz orada sıkıntılarımızı ifade etmek için HDP'nin terörle mesafesizliği bu anlamda ilke bazında bir mücadelenin önünü kapatır. Şimdi siz diyorsunuz ki olsun her şeye rağmen siz HDP'nin belediyelerinin kayyum atanma sürecine çok sert tepki verin. Biz terörle mesafesizliğe kızıyoruz. Biz terör organizasyonlarına yardım ve yataklığa kızıyoruz. Biz belediyenin imkanlarının terör örgütlerine kullanılmasını meşru görmüyoruz. Şimdi devlet şöyle demiyor ki seçime giremezsiniz, gireceksiniz. Seçime girdiniz, kazandınız. Şimdi aleyhte döndü ki şöyle propaganda ediliyor. Efendim girmek serbest, kazanmak yasak. Kazanmak da serbest. Kurallara uyacaksınız. Yani mevzuyu aslında propaganda unsuru haline dönüştürmekte herkes mahir. Biz şimdi açıklama yaptık. A Haber mesela bizim açıklamamızı şöyle görüyor. İyi Parti'den müttefiklerine destek. Aynı şeyi HDP'de yapıyor bakıyorum. Dolayısıyla aslında birbirlerinin çok farkları yok. O yüzden zaten şunu size sormak istiyorum. Siz bu siyasetinizi A Haber'in dediklerine göre hem oraya biz işte o yüzden ortasından söyledik anlaşılması lazım. Sabah gazetesinin köşe yazarlarının açıklamalarına göre oradaki yazarlar, Hanım, 17 köşeciler senedir, bugün oradalar. 3 gün sonra bir Hanım, bakmışım başka noktada. En büyük problemimiz bizim şu. Türk yurdu eskiden hakikati yönetenlerin yurduydu. Uzunca süredir algıyı yönetenlerin yurdu. Algıyı yönetiyorlar. Ama işte şimdi ben bu seçim sürecinde İyi Parti'yi yakından da izledim. Gazeteci olarak da iyi takip ettim. Aslında sizin enteresan bir tabanınız var. Sizin tabanınız şöyle bir taban diye görüyorum ben. Gençlerden oluşuyor ve gençlerin demokrasi talep, milliyetçi hassasiyeti yüksek gençlerden oluşuyor. Ama onların duruşu, davranışı ya da algı mesela... Bir önceki nesle göre ya da eski kafaya göre değiller. Doğru, yeni bir Türkiye düzeninde yaşıyorlar. Doğru. Kürt arkadaşları da var. Milliyetçiliği başka türlü tanımlıyorlar. Dindarlığı başka türlü tanımlıyorlar. Dindarlıkla sekülerliğin iç içe geçmişliğini farklı tanımlıyorlar. İyi Parti onların nezdinde bu yüzden heyecan yarattı. Doğru. Şimdi İyi Parti bu tabanının istediği mesajları vermezse, yani demokrasiden yani yana daha farklı bir tavır koymazsa hayal kırıklığı, yani çünkü orijinaliniz var, o zaman herkes MHP'ye gider zaten. Aslında onlara gitmişse geldiklerine göre yeni şeyler duymak istiyorlar. Yeni şeyler duyacağız. Biz şimdi şunu kurban veremeyiz. Diyoruz ki ne demokrasiyi gözden çıkarabiliriz, ne hukukun üstünlüğünü hassasiyet olarak taşımaktan vazgeçebiliriz, ne de terörle mücadelede zafiyet alanı bırakabiliriz. Bunların ikisini bir arada yapabilme kabiliyettir devleti devlet yapan. Yani biz çok anlaşılabilir net cümleler kuruyoruz. Diyoruz ki terörle mücadele edeceğiz diye demokrasiyi askıya alamayız. Demokrasiyi askıya alarak, demokrasinin verdiği imkanları kullanarak demokrasiyi de boşa çıkaracak şekilde terör savunucularına da müsaade edemeyiz. Ya bunun ortasını yapmak mümkün değilmiş Şirin Hanım. Çok mu zor? Yani terörle mesafe koymak çok mu zor? Ya nedir bu? Ya ben seçildim diye insanların her şeyi yapma hakkı var mı? Tayyip Bey'e biz niye kızıyoruz? Biz Tayyip Erdoğan'a niçin kızıyoruz? Hayır, diyoruz ki siz seçildiniz diye her şeyi yapamazsınız diyoruz. Anlıyorum da şöyle bir şey olması gerekmiyor mu? Bu mahkeme kararlarıyla ve kanıtların ortaya konulmuş olması gerekmiyor muydu? Mahkeme kararlarıyla... Bir belediye başkanını görevden almak için bizim kamuoyunun önüne, sizlerin, muhalefet partilerinin önüne... Biz parti olarak iktidar olsak yargı kararlarını bekler yaparız. Biz parti olsak, iktidar olsak... Yarın Türk adaletinin vereceği kararları bekler yaparız. Ama efendim ben beklemeden tedbir alıyorum diyen irade de anayasaya dayanıyor. Bu bir yönetim usulüdür. Ben diyorum ki bu yönetim usulü maharetsiz bir yönetim usulüdür. Devletin bunca kuvveti, kudreti, denetim imkanları elinde olan büyük bir iktidarın 3 tane belediyeyi başka türlü denetleyemiyorum diye böyle bir yola tevessül etmesi aslında ben yönetme maharetine çok sahip değilim demektir. Biz iktidar olsak Türk yargısı karar verene kadar süreci bütün dikkatimizle izleriz. Efendim izleriz de bu arada her türlü suça teşebbüs etmelerini göz ardı etmeyiz. Onları başka türlü de denetleriz. Efendim daha adam çıkışını bilmem ne yapıyorlar. Engelle kardeşim devletsin.
Efendim bizim de belediyenin imkanlarını teröristlere kullandırıyorum, canına oku. Ama mevzu şu, demokrasiyi milletin ümidi olmaktan da çıkarma. İdarenin tasarruflarını kullanırken milleti bir ve beraber edebilme kabiliyetini de kollaması lazım. Burada o. Yani eleştiriniz AK Parti'ye. Eleştirim şurası. Devlet peki, yönetme mahareti şöyle olur bazen. Ben sadece terörü kontrol edemeyeceğim bir alanda denetleme imkanından mahrum kaldığım için bunu yapmak zorunda kaldım diyor. Süleyman Bey'i dinledim ben. Diyor ki yarın bu irademi kullanmamış olsaydım bundan doğacak olan bir takım ağır bedellerin hesabını verecek olan benim. O yüzden ben irademi anayasanın bana verdiği yetkiyi böyle kullanarak, tercihimi böyle kullanarak gösterdim diyor. Şimdi bu onun tercihi. Deseniz ki biz iktidar olsak kullanır mıydık? Ben Türk yargısının kararını beklerdim. Efendim ben beklemiyorum diyor. Bana kalsa idarenin sadece bu tasarrufları bir de milletin demokrasiden ümidini kesmemek lazımdır. Yani ben sandığa gideceğim, seçeceğim, seçtiğim adamın hizmetlerine bakacağım, sonra oylayacağım. Yani dolayısıyla bu süreçteki kesinti demokrasimizin kalitesini de düşürür. Demokrasinin kalitesi düşünce başka şeyleri de kaybediyoruz biliyorsunuz. O yüzden bizim tercihimiz böyle değil. Ama AK Parti'nin tercihleri böyle. AK Parti'ye biz şu yüzden kızıyoruz. Hem tercihiniz böyle hem de bu tercihlerinizden çok daha ciddi münasebetsizlikleri daha önce yaptınız. Ya PKK'ya Abdullah Öcalan'a sayın demeyi suç olmaktan biz çıkardık diye bir ara arz-ı endam edip övünüp geziyorlardı. PKK paçavralarına artık onlara bayrak diyebilirsiniz, selahiyetini biz verdik diyen Bülent Arınç Bey şu anda Cumhurbaşkanlığında. Şimdi bütün bunlar sizin daha önce övündüğünüz şeyleri bugün yapan adamlara kızmanız olarak sadece paradoks olarak duruyor üstünüzde. Bizim değil, sizde duruyor. Peki şimdi nasıl bir süreç öngörüyorsunuz önünüzde? Yani biliyorsunuz Mansur Bey de diğer başka belediye başkanları da Adana olsun, ben Mersin ihtimal olsun. Vermiyorum. Hayır, şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz yolsuzlukları açıklıyorlar. İşte akraba eş kayırması, yapılmış anormal harcamalar, trilyonlarca borç ama işte insanlara havuzlu villalar hediye edilmiş. Arsalar, devletin arsaları gitmiş. 75 trilyonluk borçtan bahsetti Selçuk Mızraklı Diyarbakır Belediye Başkanı. Şimdi valilerin yönetimine geçti. O belediyeler tekrardan denetlenmeyecek. Dolayısıyla siz bu yolsuzlukların bundan sonra artık ortaya çıkarılamayacak olmasından, bu valiler ne şekilde yönetecekler, oradaki hesap şeffaflık nasıl sağlanacak, bunlar konusunda kaygı duymuyor musunuz? Yani nasıl bu süreci şey yapacaksınız? Genel olarak sadece oran 3 belediye özelinde değil, tüm Türkiye'de belediye AK Parti'nin elinde duranlar dahil, el değiştirenler dahil. Türkiye'de belediyecilik anlamında da pek çok şey yeniden ıslah etmek lazım. Bir belediye başkanına, istediği adama istediği şeyi verebilme, istediği adamın istediği katta inşaat yapabilme, istediği adamın istediği arsasına, istediği emsale uygulayabilme, istediği gibi rant üretebilme, istediği adamı istediği an zengin edebilme, istediği adamın malına imar usul esaslarını değiştirerek el koyabilme falan gibi selahiyetlerin verilmesinin önüne geçecek. Ya Türkiye'yi bir hukuk ülkesi haline getirecek bir sistemi inşa etmemiz lazım. Umudunuz basit var olan, mı? Var var. Ya burası umudun hiçbir zaman bitmediği ülkedir. Şirin Hanım rahat olun. Gerçekten rahat olun. Memlekette 17 yıl denediğimiz şey aslında bir türlü bir parti meselesi gibi de bakmıyoruz. Yani AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına daha derin muhasebelerle cümleler kurmamız lazım. AK Parti iktidarı aslında Türk sağının, mukaddesatçı sağın, milliyetçi sağın, muhafazakar sağın, Osmanlıcı sağın, tarikatçı sağın, gelenekçi sağın, bütün şubeleriyle bir sağın kendini devlet hizmetini imkan olarak elinde bulduktan sonra yaptıklarının da muhasebe edildiği bir 17 yıldır. Orada karnemiz bizim zayıftır. Çok ciddi bir zayıf karnemiz vardır. Bunun muhasebe edilmesi lazım. Şimdi artık öyle şeyleri biraz pahalı öğrendiğimizi kabul ediyorum. Yani Türk devletinin, Türk milletinin çok ağır bedeller ödenerek, çok ciddi hasar alarak aslında öğrendiğini kabul ediyorum. Ama öğreniyoruz. Öyle ya da böyle öğreniyoruz. Şimdi artık insanların dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun layık olanları layık oldukları yere getirmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, aslında devletin sadece hesap sorarken değil, hesap verirken de görülmesinin ne kadar medeni bir şey olduğunu, aslında memlekette birbirinden farklı düşünen insanların varlığının zenginlik olduğunu, ya insanların inançlarına saygı duymanın insanlara çok büyük bir kötülük olmadığını falan, insanlar yavaş yavaş anladılar ki ya biz 82 milyonuz, bir arada yaşamak zorundayız. Bizim kendimizden başka tutunacak artık hiçbir dalımız kalmadı. Yarısını hasım ederek yönettiğimiz bu ülke hiç kimseye huzur getirmeyecek. Şimdi öğreniyoruz ama ya biraz pahalı öğreniyoruz, kabul ediyorum. Ama derseniz ki ya bu düzelir. Bak düzelir, sadece benim biz parti olarak da şeyimiz, hissiyatımız inanın böyle. Böyle lüzumsuz şirinlik falan da yapıyor değilim. Ben memleketin kötü yönetildiğine inanıyorum. Partimiz memleketin kaynaklarının hovardaca tüketildiğine inanıyor.
çok keyfi bir alan oluşup istedikleri adamları zengin edelim hevesine kurban gittiğimiz bir 17 yıl gibi görüyoruz bunu. Ama bunun içerisinde hayırlı iş olmadı mı? Oldu. Nerelerden geliyoruz? Bir sürü makul iş oldu. Esas problem şudur Şirin Hanım. Bunca yanlışa rağmen, konuşuyoruz. Ağzımıza, muhalefetin ağzına mikrofon tuttuğunuz zaman biz bir başlıyoruz. O kötü, bu kötü, şu kötü, uluslararası ilişkilerimiz berbat, ekonomi felç oldu, israf, yolsuzluk, akraba kayırma, nepotizmin her türlüsü, eşe dostu yandaşa ihale vereceğim diye ihale mevzuatını delme, anayasanın canını okuma, hukuku siyasallaştırma, aklınıza gelen her şeyi söylüyoruz. Bunun ama yine iyi neyin olduğunu düşünüyorsunuz. 17 yıldır esas problem şu, sosyolojiyi konuşmak zorundasınız. Siz basınsınız. 17 yıldır %34,5'la başlamış yarışa bir parti, sizin ya da bizim muhalefet cümlelerimize bakarsanız memleket mahvoldu. Ama memleketin 17 yıldır yönetimini elinde bulunduran iktidar 17 yıldır bunca yanlışa rağmen %44 oy alıyor. Demek ki aslında milletin bunca yanlışa rağmen ümidinin merkezi olabilecek bir siyasal dil, bir siyasal kadro, bir siyasi merkez bir türlü emanetini teslim alamadı. Sizi dinlerken mesela, iktidar milletvekili konuşuyor gibi öyle, hissettim. Hayır öyle değil. Biz şimdi mesuliyetlerimizi biliyoruz. Hiç öyle lüzumsuzluk yapacak durumda değiliz. Mesuliyetlerimiz ağır. Bizim bence meselemiz AK Parti değil. Bence meselemiz Tayyip Erdoğan'da değil. Bence meselemiz şu. Bu Türk yurdunda nasıl oluyor da bu kadar yanlış, peki bu kadar itibar buluyor? Peki ama orada sizin biraz önce sorduğum soru bence o anlamda önemliydi. Oyunu alacağız. Yürüyeceğiz. Bugün, millet bakacak. Bugün son seçimlerde baktığımızda neden İstanbul'u, Ankara'yı, başka illeri kaybetti AK Parti? Doğru. Genç tabanı yüzünden kaybetti ve genç tabanın sosyolojik okuması eski jenerasyon gibi değil. Bugün genç tabanın başka genç seçmenin başka talepleri var. Dünya görüşü başka. Mesela şunu merak ediyorum ben. Toplumsal bütünleşme konusunu nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin ne ekonomisi, ne hukuku, ne demokrasisi eğer sosyal bütünleşme olmadan bir yere sağlanamadan bir yere varamayacak. İyi Parti bu anlamda önemli. Çünkü siz milliyetçi tabana yeni bir şeyler söylemek üzere çıktınız. Şimdi eski söylemlerle eski söylemlerin hepsi eski olduğu, bir şey eskiyse illa kötüdür diye şimdi, bir şey yoktur yani. Bu kayyumlar meselesi. Eskinin hatırlı cümleleri de var. Bakın İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olarak çok önemli bir şey söylemişti. Ergenekon sürecinde dedi ki biz dedi bütün bu terörle mücadelede çok büyük hata yaptık. O zaman sosyolojiyi ve insanların psikolojisini anlamadık. Bu noktaya geldik ve döndü dolaştık. Terör hiçbir zaman kendini bitiremedi. Şimdi bugün bu kayyumlar meselesini hala PKK üzerinden okumak. Öyle aslında okuruz. Türkiye'deki yeni jenerasyonun ve toplumsal bütünün umutlarına, demokrasi arayışına, yeni düzenine, bir ülke olma çabalarına, parlamento içinde seçim yapma çabalarına büyük bir sekte vurmuyor mu? Yani aslında başkalarının amacına ulaşılmış olmuyor mu? Böyle görmeyi düşünmüyor musunuz? Ve dolayısıyla Türkiye'nin doğusundaki insanlara diyecek lafınız ne olacaktır? Abi bizim biz şimdi ayırıyoruz. Mesela Tayyip Bey HDP eşittir PKK dediğinde ben mecliste dedim ki beyefendi 2002 mesuliyetlerinden çok daha farklı yerler cümleler kuruyor. Biz HDP'nin PKK ile münasebetlerinin kesinlikle problemde olduğunu inanıyoruz. Yani ben HDP'yi siyasal bir meşruiyet alanında problemli görüyorum kesinlikle. Ama HDP eşittir PKK cümlesini doğru bulmuyorum dedim mecliste. Her PKK'lının HDP'li olduğuna kesin olarak inanıyorum. Her PKK'lı kesin olarak HDP'lidir. Ama her HDP'li PKK'lı değildir. Dolayısıyla Kürtler, o aradaki hattı işte onu diyorum. Yani, belediye başkanlığına oy vermiş Kürtler için cümleniz çok önemli ne diyeceğiniz sizin. Ben şimdi terör meselesini konuşurken terörü ayırarak terörü Kürt cümlesiyle birleştirmeyi meşru görmüyorum. Ben Türk milletini konuşurken Türk deyince karşısına Kürt demeyi meşru görmüyorum. Türkmen deyince Kürt diyebilirsiniz. Türk milleti bizim ortak adımızdır. Dolayısıyla öyle Türk milleti böyledir, Kürtler öyledir falan denmez. Yani Türkmenler derseniz diyebilirsiniz Kürtler. Efendim Gürcüler diyebilirsiniz, falancılar diye ama bizim 82 milyonun toplu adıdır Türk milleti. Hı hı. Dolayısıyla burada ben böyle toplulaştırmayı, genelleştirmeyi çok doğru bulmam. O yüzden HDP'ye şimdi bir taraftan İçişleri Bakanımız diyor ki 600 tane, 800 tane daha da terörist kaldı. Tayyip Bey şimdi diyor ki HDP'ştir PKK. Ya bu 6 milyon 600 yapar. Olmaz. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Biz şimdi demokrasiden, hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz ama bir taraftan da demokrasi fetişizmi
terörü, suç işleme hürriyetine dönüştürmeyecek. Ben size daha çok insanlar üzerinden bir şey sormak istemiştim. Yani parti üzerinden ne örgüt üzerinden. Yani sadece bir Kürt vatandaşı seçtiği belediye başkanını şu anda kaybetmiş durumda. Ben tamamıyla insanlar üzerinden soruyorum soruya. Şimdi Hanım, bu Yozgat'ta da olsa öyledir. Her yerde. Dolayısıyla o manada sizin söyleyeceğinizin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden size söz hakkı vermek istiyorum. Sonuçta burada bir vatandaşlarımızın etnik kökeni ne olursa olsun haklarının, oylarının gaspı söz konusu. Bu konuda sizin ne diyeceğiniz, insan odaklı ne diyeceğiniz size merak diyorum ettiğim için. Diyorum ki bizim problem şu, bu mevzuda cümlelerimizin önünü arkasını amayla, lakinle, fakatla çeviriyor olmamızın sebebi HDP'nin terörle mesafesini ayarlamaması. Böyle bir şey olmasa çok rahatlıkla denilebilir ki İstanbul seçimlerinde nasıl dedik? Nasıl dedik İstanbul seçimlerinde? Dedik ki bu millet iradesine bir resmen darbedir. Niçin? Ben seçilemedim diye bir daha seçim yaptırma hevesi nereden kaynaklanıyor? Nedir bu dedik ya? Ve seçilemedim olmaz. 13.700 yetmez. Kaç yeter? Yani 13.700 de İstanbul alınacak bir şehir midir cümlesini nereye sığdıracağız biz? İstanbul seçimlerinde hiç ağzımızı korkak alıştırmadık. Yani hiç yutkunmadık. O acaba dedik İstanbul seçimlerinde bunu bu kadar rahat söylememizin sebebi ne? Çünkü İstanbul seçimlerinden sonraki keyfilik terör üzerinden bir manipülasyon alanı haline getirilemez bir alan. Burada seçim sonuçlarına kendi aleyhine oldu diye itiraz vardı. Ona bir takım gerekçeler uydurmaya kalktılar. Ona da millet böyle tepki verdi. 806.000 oyla. Ama aynı şeyi orayla ilgili söyleyemezsiniz. Çünkü o bölgede daha önce de yaşadığımız çok derin acılar var. Yani çözüm sürecindeki savrulmanın bedelini 793 evladımızı şehit vererek ödedik. Şehirler yıkıldı. Çocuklarımız çukurlara gömüldü. Bir dünya evladımız orada çatışmalarda devletin itibarını çözüm sürecinde ortaya düştü. Demek ki sivil toplumu güçlendirmek ama ve sivil toplumun güvenini sağlamak gerekiyor. Bunları konuşmak için bize sağlıklı alanlar lazım Şirin Hanım. Bunun bak çok tezi beresi yok. Ya sağlıklı alan şudur ya. Çok basit. Avrupa bu işi çözmüş. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Ülkede kimin dindar, kimin dinli, kimin dinsiz, kimin imanlı, kimin imansız olduğuyla ilgili değil. Yani yönetimlerin böyle bir ilgisi olamaz. Bizim Avrupa tipi yönetimin buralarını görmemiz lazım. Daha çok biz şartlılığımız galip. Bizim ülkemizde deliller kuvvetli. Deliller kuvvetli değil. Estağfurullah. Şeyler kuvvetli. Nakiller kuvvetli. Yani Avrupa'da şimdi sen dindar mısın, değil misin? Sabah namazına kalkıyor musun? Gece teheccüd namazına kalkıyor musun? Ya da kiliseye gidiyor musun? Neyse böyle gündemler yok. Kurala uyanlar itibarlı. Kim kurala uyuyorsa o itibarlı. Tanımlanmış kurallar var. Bizim niçin sıkıntımız var? Peki. Biz şimdi belediyelerin yolsuzluğundan niçin muzdaribiz? Çünkü belediye başkanlarımızın şöyle yetkisi var Şirin Hanım. Efendim birinin arazisi var. Bu arazide imar emsal artışlarıyla yanında 5 katlı binanın yanına 55 katlı bina verebilme selahiyeti var. Şimdi bu kadar ranta belediye başkanının selahiyet sahibi olduğu bir ülkeyi ayakta tutamazsınız. Sadece rantla değil ahlakını tutamazsınız, toplumsal toplumu tutamazsınız. Sonuç şu, kurallar, yani, hayır, kural koyacağız. Ama şimdi ortada mevcut bir durum var. Anayasanın işlemediği. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkeyi yönettiği, meclisin adaletin işlemediği, meclisin yetkilerinin azaldığı, mahkemelerden çıkan kararların çokça tartışıldığı hukukçular tarafından, avukatların işlenildiği. Yani sizin öneriniz nedir? Bu söylediğiniz şeyler nasıl düzelecek? İyi Parti bundan sonrası için halka ne vaat ediyor? Mücadele ediyoruz. Meclise 3 gün sonra sizi de kapatabilirler. Ya, kapatabilirler. Kendilerine yakıştırdıklarını, ülkelerine yakıştırdıklarını yapacaklar. Biz her şartta mücadele edeceğiz. Kapatsınlar edeceğiz. Başımıza bela olsunlar edeceğiz. İftira atsınlar edeceğiz. Biz her şartta mücadele edeceğiz. Affedersiniz. Bizim için şu. Efendim kural koyacağız. Ne? Denge, denetim mekanizmaları çalışmıyor. Bu uyguladığınız sistem uygulamada kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor. Meclisin yetkileri, selahiyetleri artacak diyordunuz. Mecliste biz 685 tane kanun yapabildik. 1800 tanesini saray gönderdi. Dolayısıyla Tayyip Bey'in gönderdikleri bizim mecliste yaptıklarımızın 3 katı. Şimdi bu uygulamada kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor. Milletvekilleri de bundan muzdarip. AK Parti'deki arkadaşlarımız da, milletvekillerimiz de hastane sohbetlerinde diyorlar ki meclis eski meclis değil. Görünüyor zaten. Mecliste biz şimdi mühim işler yapıyormuş taklidi yapıyoruz aslında. Çok mühim işler yapmıyoruz. Mecliste görüntümüz şudur bizim. Böyle yanımızda danışmanlarımızla beraber çok mühim işler yapıyormuşuz gibi önemli yürüyüşler yapıyoruz. Aslında öyle bir şey yapmıyoruz. Gidiyoruz orada uygun şartlarda çok ciddi güzel bir ses cihazı var. Akordu çok güzel, konforu çok güzel. Stüdyo gibi falan kullanmaya başladık meclisi. 3 aşağı 5 yukarı meclis millet vicdanında makes bulacak bir takım hakikatleri söylemem. Gülüyorum kusura bakmayın çok güzel anlattınız. İşte böyle oldu. Şimdi mühim işler yapıyormuşuz bunu hakikaten söylüyorum. Arkadaşlarım şahittir. Gelen ziyaretçilerimize de söylerim. Efendim çok meşgulsünüz.
çok kıymetli vaktinizi çok almayacağız falan gibi şeyler söyledi. Diyorum ki vaktimizin bir kıymeti yok. Burada çok önemli şeyler de yapmıyoruz diyorum. Yani öyle boşta dediğim şey nezaket cümleleri falan kurmayın diyorum. Sebebi şu, hakikaten meclis eski ağırlığını kaybetti. Eskiden yürütme oradaydı, bakanlar oradaydı. Bakanlarla ilk elden muhatap olabilme imkanı vardı. Onlara itiraz edince itirazlarınıza cevap alabiliyordunuz. Şimdi böyle bir şey yok. Yani biz mesela Cumhurbaşkanımızı özel günlerde orada görüyoruz. Gördüğümüz zaman da ne kadar şey varsa aklımızda hepsini söylemek istiyoruz ama fırsat yok. Dolayısıyla şimdi sistem bir yıl olduğu, bu bir yıl içerisinde Şirin Hanım, gördüğümüz aksaklıkları AK Parti de görüyor. Onlar bizim kadar yüksek sesle söyleyemiyorlar. AK Parti'nin milletvekilleri de görüyor. Bak vallahi görüyorlar ama söyleyemiyorlar. Bu gerek bu kayyum meselesinde gerek diğer meselelerde. AK Parti milletvekillerinin de sıkıntılı ve şikayetçi olduğu konusuna siz katılıyor musunuz? Şöyle bir hissiyatım var benim. Arkadaşlarımız nihayetinde hasbihal ediyoruz. Aynı çatının altındayız. Memleket ne olacak sohbetleri de ediyoruz. Genel hissiyat şu. Yorgunluk emaresi saydığınız işlerin tamamı AK Parti'nin kuruluş dönemindeki umdelerin uzağına düşmüşlük alametidir. Yani AK Parti, ben mecliste herhalde siyaset muhalefet konforu en yüksek olan milletvekillerinden biri benim. Sebebi şu, AK Parti'nin kuruluş dönemindeki Türkiye tasavvurunun bütün network'ü benim hafızamda. Yani ben aslında AK Parti'nin kendi kuruluş ilkeleriyle AK Parti'ye muhalefet ediyorum. Yani biraz böyle beni sitemli, biraz mübalağalı oldu, çok sert oldu falan cümleler kurunca diyorum ki bu benim cümlelerim değil. Bunlar sizin parti programınızda yazıyor diyorum. Yani siz aslında parti programlarınıza yazıp milletinize söz verip tutamadığınız sözler yüzünden bu haldesiniz. Şimdi AK Parti'nin bize aslında 17 yıllık iktidarında gösterdiği şey şu. Güzel cümleler kurmak dönemi bitti. Artık bu Türk yurdu iyi cümleler kuranların değil, iyi iş yapanların yurdudur. İyi iş yapacakların yurdudur. Çok güzel cümleler kurdu. Tayyip Bey'in yazı ekibi olağanüstüdür. Onun bu bin yıllık bu toprakta medeniyet havzamızın bütün o güzel vecizelerine konu olacak işlerinin tamamını ona konuşma metinleri olarak yazıyorlar. Beyefendi de olağanüstü okuyor onları. İyi bir hatip. Orada bir sıkıntısı yok. Ama İstanbul seçimlerinde bir şey gördük bakın. İstanbul seçimlerinde en veciz metinlerle konuşan adamın karşısında ki Tayyip Bey vardı aslında Binal Bey değil. Tayyip Bey orada ikinci sefer kendisini koydu. Onun karşısında öznemi, özle, yüklem, tümleç bunların hepsini bir araya getirme ihtiyacını bile duymayan bir aday. Yani Ekrem İmamoğlu veciz cümlelerle konuşan bir siyasal diskurun karşısında şöyle cümlelerle kazandı. Biz Alevi, Sünni, kardeş, hepimiz falan. Yani aslında cümlede bir kastı yok. Sadece beraberlik tedavi ettiren ve bunu yapabilme ihtimali olan bir mücehhez çehre gibi algılandı. Aslında bir şey demedi. Yani aslında bir şey demedi. Kardeşiz, beraberiz, farklılıklarımız zenginliklerimizdir. İlla birbirimize tıpatıp benzemek zorunda değiliz falan gibi cümleleri benim ifade ettiğim gibi de ifade etmedi. Sadece böyle bir şeyi kastettiğine mehas hissiyat verdi. Şimdi şunu demek için söyledim bunu. Güzel sözler zamanı bitti. Güzel işler yapacakların imkanı doğuyor. Güzel işler yapabilmek için de neye inandığından çok insanlar artık sizin neye inandığınızdan çok neyi nasıl yaptığınıza bakacaklar. Efendim sen dindar mısın? Hiç ilgili değil. Çünkü memlekette dindarlığın öyle tevessül ettiği yanlışlar oldu ki şimdi artık dindarlık birazcık bunu, çocuklarınız için söylediği şeye o yüzden katılıyorum. Evet. Yeni nesil birazcık o işi şey yani, gibi algıladı. Süren bitiyor ama bunu yani erken seçim mi diyorsunuz? Yoksa belediye başkanlarınız mı yapacak diyorsunuz? Ben şöyle yani, bakıyorum. Bu yani bu gitmeyen düzeni... Türkiye'de Şirin Hanım problemimizin başı sonu şudur. Artık Türkiye o kadar ağır bir travmada, o kadar ağır şartlarda siyaset edebileceğimiz bir yükün altındadır ki bu bir parti gitsin bir parti gelsin ülkesi değildir artık. Bu memlekette yarın endişesi olan herkesin her yerin iyisinin yani AK Parti'nin iyisinin, MHP'nin iyisinin, CHP'nin iyisinin hatta HDP'nin bile içinde bu işler böyle olmuyor. Bu yanlış kardeşim diyecek iyilerin memleket mesuliyeti taşıyacağı 82 milyonun altında şerefiyle izzetiyle yaşayacağı bir memleketi beraber kurabilme iradesinden bahsediyorum. Bunun zamanı zemini ayak sesleri geliyor. Bu hissiyata terör bulaştırmayacağız. Bu hissiyata kabalık bulaştırmayacağız. Bu hissiyata nezaketsizlik bulaştırmayacağız. Bu hissiyata hukuksuzluk bulaştırmayacağız. Kanunsuzluk, kuralsızlık bulaştırmayacağız. Efendim ceberutluk bulaştırmayacağız. Tek adamcılık bulaştırmayacağız. Ne bulaştıracağız? Farklılıklarımızı zenginlik sayabilme nezaketi bulaştıracağız. Bunu yapabilirsek bakın göreceksiniz ki memlekette yeni nesille eskinin tecrübesi birleşecek. Büyük bir enerji bu ülkeyi peki yaşanabilir hale getirecek. Çok basit. Yani sizi çok ümitsiz gördüm ben. Hayır. Tam tersi. Ben de tam tersi. Yeni neslin ve gençlerin siyaset algısının ve reflekslerinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ben dolayısıyla 90'lar vari böyle kriminalize ederek
aynı söylemler üzerinden insanları itekleyerek işte ya da kötekleyerek ya da devletin gücüyle korkutarak bir yere varılamadığını çokça acı tecrübelerle gördük. Sorum şu, sizin de cümlelerinizde var daha önce. Diyorsunuz ki Kuzey Suriye'nin kuzeyinde olan bitenlerle bugün bu kayyum meselesini birlikte okumak ve görmek gerekir. Bunu neden böyle söylüyorsunuz? Sizce bu yapılan hükümet Suriye'de sıkıştıkça, Amerika ile Rusya arasında sıkıştıkça ve çözümsüzlüğe doğru gitmekteyken, biliyorsunuz Türk konvoyu vuruldu. Evet. Ve ne olduğu belli değil. Amerikalılarla küsmüştük, şimdi yeni bir plan var. Ruslarla araba bozuluyor. Neden bunu böyle söylediniz? Bir cümle anlatın. Şöyle. Sizce içeride sıkışan hükümet bu kayyumlar meselesini bahane olarak kullanarak dışarıdaki başarısızlığı mı kapatmaya çalışıyor? Bunu bir endişe olarak cümlelerimize divanımızdaki istişarede koyduk. Eski büyükelçilerimiz var divanımızda. Evet. Genel Başkan'ın da bu anlamda bir iradesi oldu. Şöyle bir hassasiyet var. Bu sorduğunuz soruyla bitişik olarak ifade edeceğim. İçeride böyle milliyetçi tabanı konsolide edecek zirve çıkışlar olunca dışarıda bunun tam tersi olur diye bir korkumuz var bizim. Yani ne zaman ki içeride böyle bir iddialı mübalağalı, aslında ya tam da zamanı değildi, niçin böyle bir erken böyle bir şeye teşebbüs edildi tereddütlerinin bizde tetiklediği bir şey var, huzursuzluk var, o şu. Acaba dışarıda bir bizim bilmediğimiz detaylarına vakıf olmadığımız bir münasebetsizlik var da acaba bu içeriği absorbe etmek için mi yapılıyor, tepkiyi sünger gibi emmek için mi yapılıyor, endişemiz var. O yüzden bunu divanda istişare ederken Genel Başkan da söyledi, dedi ki böyle bir şeyden endişe ediyoruz, bu endişemizi ifade edelim. Yani hem hafızaya girsin hem milletimize bunu ifade etmiş olalım. Mesela Tayyip Bey'in Rahip Brunson olayında hatırlar mısınız? Bu fakir, bu can bu tende durduğu falan. O zaman yanımızda birkaç tane arkadaşımız vardı. Dedi ki bu mübalağalı cümle papaz gitti demektir. Böyle dendi. Yani Tayyip Bey bu cümleyi kurduğunda şöyle dedi arkadaşımız. Gitti gitti. Papaz gitti, kesin gitti. Yani bu kadar mübalağalı cümle papaz gitti demektir. Peşinden gitti. Şimdi biz böyle içeride bazen milliyetçi tabanı bu şekilde teskin etmeye yönelik falan gibi algıladık. Bunu öyle algılamadık da böyle olabilir diye tereddütümüz oldu. O tereddütümüzü şöyle birleştirdik. Çünkü bir sürü olmaz şey oldu. Diplomasiyi kuvvete çeviren şey engellenebilme kabiliyetini önceden fark edebilmesidir. Yani başınıza çuval geçtiğinde yapacaklarınız vardır. Yapmazsanız başka bir şey gider. Yunan askerleri Ege Adaları'nda, işgal edilmiş Ege Adaları'nda mangal partileri yaparken bir şeyler yapmazsanız onlar sizi test etmektir aslında. Sonra Doğu Akdeniz'de sıkışırsınız. Süleyman Şah Türbesi'nde sizi test ederler. Süleyman Şah Türbesi'ni taşımaya teşebbüs ederseniz, taşırsanız, Ziget var kuşatması yapıyormuş gibi sanki, topu tomarı 10 dönüm arazi, 40 tane asker bir türbeyi oradan kaçırmaktan ibaret bir şeye, sanki böyle Kanıca Kalesi'ni kuşatıyormuşuz gibi bir şey anlam yüklemeye çalışırsanız ondan sonra öyle olursunuz. Dolayısıyla bu diplomaside tedricen yapacaklarınızla başınıza gelenler arasındaki farkı sizin maharetiniz aslında kapatır. Şimdi bizim başımıza gelen işlerin tamamı şöyle. Son raddeye kadar inanılmaz ferasetsizlik, sonra ağır bedeller ödeyip sonra daha fazla bedele razı olup eski kazandığımız mevzileri ele geçirmeye çalışmak. Korkumuz budur. Kuzey Suriye şimdi Suriye'nin kuzeyi cümlesinden sonra gelir diye korkumuz var. Suriye'nin kuzeyi diye başlıyoruz. Irak'ta da başımıza geldi biliyorsunuz. Şimdi ödümüz patlıyor ki bizim terörle mücadele ederken en amansız takibin son tahlilde varacağı yer partimiz açısından da devletimiz açısından da öyledir. Aşağıda bir istasyon devletinin kurulmasına müsaade edemeyiz. En büyük korkumuzu besleyen şey de 67 yıllık NATO müttefikiyiz biz. Ön Asya'nın en büyük ordusunu besliyoruz bu topraklarda. NATO müttefikliğinin bize yüklediği her sorumluluğu yapıyor olmamıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri sınırımızın altında 82 milyonluk bir ülkeyi gözden çıkarıp orada bir çapulcu topluluğa devlet üyeliği kazandırmaya çalıştı. İnanılmaz bir tercih hatası bu aslında. Ama bizce öyle. Amerika böyle bir hatayı yapacak devlet değildir. Sanki Orta Doğu'da bir finale gidildi. Bu finalde bu son hasat zamanına denk gelen bu işler, Türk devletine ihtiyacımız yok, artık biz burada başka bir planın hasadındayız denmiş olduğuna alamettir. Yoksa bir kol orduya yaptıracağın iştir. Yani Amerika'nın orada DAEŞ'te mücadele adına beklediği işi Türkiye'de bir kol orduya yaptırabilirsin. Türkiye'de 67 yıllık NATO müttefiki bir ülkeye, evet, bir kol orduya yaptıracağın işi orada bir PKK devletine kurulsun diye
5-10 bin tır silah vereceksen müttefiklik hukukunu ayaklar altına alarak. Dolayısıyla bizim endişelerimizi besleyen şey şu. İçerideki bu tür organizasyonların dışarıyla olan atanmasını. Olabilir. Yani ona bir soru işareti koyduk. Çünkü bu bizim en büyük korkumuz. Bu içeride Türk Devleti'nin içindeki huzursuzluğu yarınlarda, bakın bu program buna mehaz olsun, ben bu programda söylemiştim diyeyim. Şirin Hanım'la konuşurken ben bunu söylemiştim diyeyim. Bizim Türkiye'nin içini karıştırma organizasyonunun en önemli mihenk taşı sınırımızın altında bir PKK devletine kuruluş imkanı verilmesidir. Ondan sonrası Türkiye'de çok daha kolay tasarlanabilecektir. Bu korkumuzdan dolayı o cümleyi kurduk. İnşallah biz yanılırız. Yani bu bizim korkumuz, endişemiz. İnşallah biz yanılırız. Bu anlamda sadece şunun bilinmesi lazım. Biz demokrasi herkese her istediğini yapma imkanı veren bir sistemdir diye savunduğumuz bir şey değil. Mevcutlar içerisinde insanoğlunun eline geçirdiği en ehven, en makul yönetim tarzı budur. Bundan daha iyisini bulamadık. Ama bunu hukukun teminatı altında tutmak zorundayız. Bunu muhafaza etmek hassasiyetimizi konuşuyoruz. Sadece şu, siyasetin terörize edilmesinin önüne geçmek istiyoruz ama bu bizim çok zor konuşabildiğimiz bir alan biliyorsunuz. Sadece bir cümle rica ediyorum. Üç ilde atanan valileri, kayyımları ya da neyse bu konuda da tartışma çıktı. Esat meselesi gibi İYİ Parti olarak tanıyacak mısınız? Nasıl? Tanıyacak mısınız? Muhatap alıp tanıyacak mısınız? Tanımak, tanımamak diye bir tasarrufumuz yok bizim. Normalde bu anayasal bir yetki kullanıldı. Valiler kayyum olarak atandı. Tayyip Bey burada bir ceza aldı. Cezası bütün safhalarıyla bittikten sonra biliyorsunuz cezaevine gitti. Yani beklendi. Yargıtay süreci de beklendi. Ondan sonra cezaevine gitti. Cezaevine gittiği zaman belediyede Ali Müfit Gürtan'ı seçmişlerdi. Dolayısıyla sürecin bu türlüsü. Üstelik cezaevine gittiği zaman Tayyip Bey, yargı kararına rağmen itiraz ettik. Tayyip Bey'in bugün arkasındaki siyasal desteğin ilk merkezi yargı kararına rağmen kadre uğradığına inanmışlıktır. Dolayısıyla mühim bir şeydir bu. Demokrasilerin temsil imkanlarını daha çok muhafaza eden bir hukuk devleti ilkeleriyle yaşama mecburiyeti vardır. Ama biz şöyle, siyaseti şöyle yapmıyoruz Şirin Hanım. Bilesiniz, tanımıyorum, etmiyorum, ilgilenmiyorum, gelmiyorum, küstüm, oynamıyorum falan. Biz İYİ Parti olarak böyle yapmıyoruz. Biz insanların gözlerinin içine baka baka inandığımız doğruları söylemeye inanıyoruz. Yani aslında işimiz zarf değil bizim. Problemlerimizi çözmek zorundayız. Parlamentonun vazifesi budur. Basının vazifesi budur. Yaşanabilir bir Türkiye idealine su taşıyacağız. Ya hep beraber taşıyacağız. Yani başka türlü olmaz ki. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Efendim A Haber şimdi haber veriyor. Ya öyle cümleler kuruyorlar ki diyorum ki ya böyle problemlerimiz var bizim. Türk yurdunun hakikat yurdu yapacağız. Yani kimden laf duyduk? Basından. Ya bizim basınımızın şöyle bir sicili olmasın mı? Türk basınından bir haber duyulmuşsa mutlaka doğrudur. Peki. Bence A Haber'i ciddiye almanın başı başına sorun. Ya öyle, şuna çıldırıyorum. Yani mukaddesatçılık iddiasında bir tavsiye o kadar fazla ciddiye almayın. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Esprisi bir yana. Geldiğiniz, katıldığınız için İYİ Parti'nin ne düşündüğünü de seyircilere aktarmış olduk bu teşekkür şekilde. Teşekkür ederim. Sayın Yavuz Ağır Alioğlu'nu ağırladık. Öyle dediğiniz için zor gibi geliyor. Aslında zor kolay değil ama. Evet. Yavuz Ağır Alioğlu sağ olsun İYİ Parti sözcüsü bugün geldi. Sorularımızı cevaplandırdı. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.